yolcu. Bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Değil de kulak ver, bu sessiz yığın, bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda, gördüğüm bu kümsek Anadolu'nda, istiklal uğrunda, namus yolunda, can veren Mehmet'in yattığı yerdir. Bu tümsek koparken yükselsene, son vatan parçası geçerken ele, Mehmet'in düşmanı boğduğu sene, mübarek kanını kattığı yerdir. Biz ki bağdaş kurup yaşamın yüreğine, toprağa emanet canlarla donatmışız vatanı. Daha zırlarla kararlar alıp, halaylarla kavgalar başlatmışız. Tarihin kurumaz hiç mürekkebi ve hiç silinmez akan masum kan. Bize senden yadigar bu bayrak, bu vatan. O nasıl bir yürüyüştür, ne yiğitler katarı. İleri, ileri aş ileri, durma git açıktır yolun. Dengesi olsun o bükülmez kolun. Süngünü tak, geç ön safa. Haydi yiğit askerim, açık olsun yolun. Uğurlar ola! Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak uğrunda ölen varsa vatandır. Bir ayağım Balkanlarda kaldı, bir kolum Trablusgarp'ta. Arap çöllerinde gördüm kalleşliği. Çanakkale dedim son gücümle. Çanakkale! Ege'den, Marmara'dan, Zeybekler ve Efeler. Ankara'dan, Seymenler. Erzurum'dan, Dadaşlar. Halep'ten, Kosova'ya, Balavanlar. Kınalı kuzular, Osmanlı'nın dört bir yerinden akın etmişlerdi Çanakkale'ye. Gönüllü! Ateş çevresinde uçuşan pervaneler gibiydiler. Uğradılar ceylanlar gibi yağlı kurşunlara. Sivaslı, Malatyalı ağaların çocuklarıydılar. Onlar ki bütün Anadolu'ydular. Anadolu'ydular! Öyle bir destan ki, kiminin adı bilinir, kiminin adı bilinmez mezarı. Çanakkale topraklarında vakitsiz biten bir yaşam öyküsüdür bu destan. Öyle bir destan ki, Türk ocaklarında yetişmiş nice aydın, bu topraklarda yok olmuş. Öyle bir destan ki, 57. alay, şehitler alayı olarak tarihe geçmiş. Ve öyle büyük, öyle yürekli, öyle acılı bir destan ki, Darülfünun tarihine ilk kez mezun verememiş. Cepheye giden Kayseri Erkek Lisesi öğrencilerinden geri dönen olmamış. İşte Mustafa Kemal'in sözleri. Biz anafartalarda bir üniversite gömdük. Her beş evden bir yiğit destanlaştı Çanakkale'de. Bu nasıl bir ruhtur ki uğrunda verdikçe canını vatandaştı. Bu ne asil bir ruhtur ki birkaç dakika sonra öleceğini bildiği halde duasını edip şehadet getirerek gözünü kırpmadan ölümüne koştu. Yüreklerden fidan koptu. Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada işi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca taşüt ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı. Şehreler başka, insanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Vurulmuş tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kalsın? Gömelim gelsen İtalya desen, sığmazsın. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana avuşunu açmış, duruyor peygamber.
Yaşta gençlerin, ana kuzularının aslana dönüştüğü yerin adıydı Çanakkale. Her kınalı kuzu bir kahramandır, bir destandır. Ali de bunlardan biriydi. Üsteğmen Faruk, cepheye yeni gelen askerleri denetlerken bir yandan da onlarla sohbet ediyor, nerelisin ya da kaç kardeşsiniz gibi sorular soruyordu. Gözleri bir ara saçının ortası sararmış bir delikanlıya takıldı. Delikanlıyı yanına çağırdı ve merakla sordu. Adın ne senin? Adım Ali kumandanım. Kınalı Ali. Onun o gün ağzından çıkan Kınalı Ali adı, Ali'nin o günden sonraki adı oldu. Arkadaşları da ona Kınalı Ali demekle kalmıyor, hatta şakalarına konu yapıyorlardı. Kınalı Ali, sevecen tutumu ve cephedeki atılganlığıyla kısa sürede arkadaşlarının sevgisini kazandı. Bir gün memleketine mektup göndermek isteyince arkadaşlarından yardım istedi. Bir değil, birçok arkadaşı geldi Ali'nin yardımına. Sen söyle biz yazalım mektubunu dediler. Kınalı Ali söylüyor, bir arkadaşı yazıyor, öteki arkadaşları da yazanın sağından solundan bakıp doğru yazıp yazmadığını denetliyorlar. Sevgili anacığım, babacığım, hasretli ellerinizden öperim. Burada çok iyiyim. Beni sakın merak etmeyin. Kardeşlerim nasıl? Köydeki herkes burnunu tütüyor. Beni merak etmeyin. Biz burada var oldukça bilesiniz ki düşman bir adım bile ilerleyemeyecektir. Mektubunu yazdırmayı bitiren Kınalı Ali saati kapatırken birden durdu. Ve birkaç cümle daha ekleteceğini söyleyerek şunları ekledi. Anacığım, kardeşlerimi askere gönderirken başına kına yakma. Zabit efendi bana sordu. Cevap veremedim. Kardeşlerim de cevap veremeyip mahcup olmasınlar. Gelibolu'da savaş giderek şiddetleniyordu. İngilizler kesin sonucu almak için Gelibolu'ya yüklenmeye başlamışlardı. Cepheyi savunan erlerimiz öncüleri teker teker, sonraları beşer beşer, onar onar şehit oluyorlardı. Onlara destek olmak için giden tek güçler de yeterli olamıyordu. Gelibolu düşmek üzereydi.
Kınalı Alevi komutanı bu durum karşısında çaresizliğinden hırsından yerinde dönmüyordu. Kendisinin bölüğü henüz sıcak temas hazır değildi. Onlar yeni gelmişlerdi cepheye. Gençlerini insan bedeninin şarapnel parçalarıyla orak gibi şimdi cepheye göndermek zorunda kalmaması için Tanrı'ya dua etti. Komutanlarımız sıkıntılı durumunu gören Kınalı Alevi arkadaşları komutanlarına gittiler ve ondan kendilerini cepheye göndermesini istediler. Erlerin bu istekleri karşısında komutanları daha fazla direnemedi ve ölüme gönderdiğini bile bile onların bu isteklerini kabul etmek zorunda kaldı. Kınalı Alevi arkadaşları sevinç çığlıkları atarak cepheye, hayır, bile bile ölmeye gidiyorlardı. Oğlum, Ali, nasılsın, iyi misin? Gözlerinden öperim. Öküzleri sattık. Parasının yarısını sana gönderiyoruz. Kalan yarısını da yakında cepheye gidecek küçük kardeşine veriyoruz. Şimdi tarlayı ben sürüyorum. Çok yorulmuyorum. Sakın bizi düşünmeyin siz. Merak etmeyin. Akrabaların hepsi selam eder, gözlerinden öperler. Şimdi sana anının bir diyeceği var. Diyerek sözü Ali'nin annesine bırakır. Şöyle diyordur Kınalı Ali'nin anası. Oğlum, Ali'm. Yazmışsın ki kafamdaki kınayla dalga geçtiler. Kardeşine de yakma demişsin. Kardeşine de yaktım. Komutanlarına ve arkadaşlarına söyle. Senle dalga geçmesinler. Bizde üç şeye kına yakarlar. Bir, gelin kıza. Gitsin, ailesine çocuklarına kurban olsun diye. İki, kurbanlık koça, Allah'a kurban olsun diye. Üç, askere giden yiğide, vatan uğruna kurban olsun diye. Gözlerinden öper, selam ederim. Allah'a emanet olun oğlum. Ali'nin komutanı mektubunu okurken ve çevresindekiler onu dinlerken hıçkıra hıçkıra ağlıyorlardı. Çanakkale içinde aynalı çarşı. Ana ben gidiyorum düşmana karşı. Hangi ana yanık ciğerinden gelen son nefesle bu türküyü tamamlamaz ki? Hangi ana vatan için, namus için, bayrak için kurban seçip kınaladığı körpe yavrusunu hatırlamaz ki? Hangi ana dualarla, tekbirlerle, haydi oğul, ben seni bugün için doğurdum. Damarındaki kanı helal sütle yoğurdum. Haydi oğul, haydi git. Ya gazi ol, ya şehit diyerek geçit vermez dağları aşırıp düğüne gönderir gibi cepheye gönderdiği yiğidini hatırlamaz ki. Haydi oğul, haydi git. Ya gazi ol, ya şehit.
Bekliyor ve bir göğüs nefes almak için rüzgar bekliyor. Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye, yattığı toprak belli, tuttuğu bayrak belli. Kim demiş metül asker diye. Geride dillere destan olmuş bir mücadele, asırlarca yankılanacak ve şair dizelerinde kanla yazılmış bir destan kaldı. Toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir. Bu vatan kimin? Ardına bakmadan yollara düşen, şimşek gibi çakan, sel gibi coşan, huduttan hududa yol bulup koşan, tepeden cepheyi soranlarındır. Bu vatan kimin? İleri atılıp sellercesine, göğsünden nurlu tutan ercesine, bir gül bahçesine girercesine şu kara toprağa girenlerindir. Şehitler Allah'tan şunu istediler. Ya Rabbi, bizi dünyaya tekrar gönder ve vatan uğruna bir kere daha şehit olalım. Kim bu devlet vatan uğruna olmaz ki feda? Şu eda fışkıracak toprağı sıksan şu eda. Canı, cananı, bütün bağrımı alsın öyda. Ezmesin tek vatanından bir dünyada güda. Acılarından özgürlüğü sevinci süzdü. Kanayan yaranla toprağımı büyüttü. Türkü söyler gibi düştüğün, vurulduğun yollarda sen boşta kal derken yaşama, biz merhaba dedik özgür kutsal vatana. Nasıl unutulursun, nasıl seninle ulaşıldı özgürlükle tutuşan şafaklara? Ebedi adın nasıl unutulur, yazıldı asırlara? Huzur içinde uyu şehidim, ruhun şah!